Bu... Gel ben çeksene. Basın falan gelecek mi? Olduğunu dokununca anladım. Daha doğrusu kırılanını görünce anladım. Evet. Sizce ne olabilir? Fotoğraf için ne olabilir yani? Şirkliğe uğramıyor böyle şeyler. Evet. Bu sergi herhalde Ordu'da açılan ilk sokak sergisi. Bu bir seramik sergisi öncelikle. Ben hem bir seramik sanatçısıyım hem de Ordu Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Biraz davetiyelerle, açılışlarla belli bir zümrenin katılabildiği bir aktiviteyi sokağa taşıdığımızda neler oluyor? Yani halkın gerçek tepkisi sanata, sanat eserine ve sergilere gerçek tepkisini ölçmek amacıyla Türkiye'de ilk midir bilemiyorum ama Ordu'da ilk olduğunu biliyorum. Protest, aktivist ve yaratıcı değişik bir sergidir. Ben 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü mezunuyum. Yüksek lisansımı da orada yaptım. Şu anda Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yine Seramik ve Cam Bölümünde öğretim görevlisiyim. Doktoramı da 19 Mayıs Üniversitesi'nde yapıyorum, Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde. Bu şekilde akademik kariyerim devam ediyor. Tabii bir yandan da sanatsal çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hani tepkiler beklediğim gibi, beklediğimin aksinde bir tepki yok şimdilik. Herkes çok ilgileniyor, öncelikle çok ilgi çekiyor. İstediğim şeye şu anda bile, yani asalı birkaç saat olmasına rağmen ulaştım. Çünkü galeriye assaydım bunun yarısı kadar insan sergi boyunca görmeyecekti. Ben 2 saatte galeriye gelecek insanların sayısını katladım. Hani çarpan oluyor, kıran oluyor, bu ne diyen oluyor, işte elleyen oluyor, fotoğraf çekilen oluyor. Böyle tepkiler var ama yani sanat eseri olduğunu duyunca biraz korkarak kaçıyorlar. Demek ki biz sanat etkinliğimizi insanları ürkütmüşüz. Dernekler porselendir. Evet. Yani normal mutfakta kullandığımız bardaklar, tabaklar gibi yüksek ısıda pişen kil ürünlerdir. Yani camsı madde ama porselen dediğimizde bunu herkes bilecektir zaten. Güzel bir olay. Ben de ilk defa görüyorum. Hocanın sağ olsunlar geldiler buraya. Güzel bir şey. Değişik bir olay. Ben de ilk defa görüyorum seramik sergisi. Milletin de ilgisini çekiyor. Hoş, güzel bir şey. Şehrimizin güzel şeyler bunlar. Ben Abidin Çebi, Deri Kürk Evi'nin sahibiyim. Ali Özmen. Vallahi ben de yeni öğrendim. Güzel Sanatlar Akademisi, Ordu Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisi Funda Hanım yapmış. Ben de merak ettim. Önce ben bisiklet tekerleği falan sandım ama sonradan baktım ki değil. Çok hoşuma gitti. Gerçekten şehrimizde böyle bir güzel sanatını göstermek gerçekten güzel şeyler. Yelda Bedir, ev hanımıyım. Şu anda da blog yazarıyım. Yemek, sohbet ve kültür bloğu sahibiyim. Bu tür güzel ve değişik organizasyonların, olayların Ordu için yapılmasından çok mutluluk duymaktayım. Ama aynı zamanda da yapılan işlemlere saygı gösterilmesinden yanayım. İnsanlarımızın bu yapılan emekleri bu hale getirmemesini diliyorum ve rica ediyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum. Safari, Ordu Bisiklet Safari Kulübü'ndeyim. Kulübün en küçük üyesiyim. Ordu'da adım Baran Bedir. Ordu'da bisiklete duyarlılığın artmasını diliyorum. Bu tarz faaliyetlere Ordu için önemli. Valla burada orada sergi açılıyor. Böyle sergi gördünüz mü bugüne kadar? Yok, ilk defa görüyorum. Evet, nasıl dikkatinizi çekti? Bisiklet lastiği, bisiklet tekerleği gibi. Öyle değil mi?
Baktınız mı tekere benziyor mu? Ellemedim şimdi. Yok, alçıdan. Alçıdan da olsa bizim tekerine benziyor. Dekorasyon gibi bir şey değil. Vitrin süsü olabilir. Bunun camdan olduğunu söylüyor sayın hocamız. Bir üniversiteden bir hocamızın açtığı sergi. Ama biz camdan olduğunu değil, alçı ve... Yok, orada şey... Bir şerit tanıtım yeri nere oluyor bunun? Evet, tanıtım yeri Ordu sokakları. Ordu... Ha, böyle cadde sokakları da tanıtım yeri. Burada sergi açmış, evet, üniversiteden bir hocamız. Usta şeyi nerede bunun, ana bayisi? Bayisi yok. Evet. Hocamız... açan bu sergiyi. Hocamız açıyor. Evet, üniversiteden. Hayırlı olsun. Nasıl buldunuz Ordu için böyle ilk defa mı görüyorsunuz böyle bir şey? İlk defa böyle bir şey. Dikkatimi çekti şuradan geçerken. Yani bu öyle bir şey. İsim soy isim neydi sizin? Benim isim Temel Turgut. Şirva. Şikrettekine benziyor, bilmiyorum vallahi. Şikrettekine mi? Evet, burada şu anda Ordu Üniversitesi'nde bir hocamızın açtığı bir sergi. Şeyden yapıldı. Evet. Aksiden gibi. Evet. Hadi. Lisan kırılıyor! Sokaktaki sergi yaptığımız değişik bir sergi, yani hep galeride yapılıyor. Dedik sokakta yapalım, kimseye bir şey söylemeyelim. Bakalım, sorsun ya da bakalım ne yapıyor, soracak kimse olmayınca. Yani tepkiyi ölçmek amacımız. Herhangi bir girecek bir bilgi verilmek olmadı ama bir afiş yazdı bir şey olsaydı. Evet hocam, belediye ekipleri de, belediyeci arkadaşlar da sanırım merak sardılar. Onlar da evet. Yani ilgi nasıl şu anda sayı olarak diyelim, bir normal yerde açılan sergiyle burası arasında farklılıklar? Yani normal sergiyi ben bir hafta tutsaydım galeride bu kadar izleyen olmayacaktı, orası kesin. Çünkü biz sergiyi yerleştireli 2,5 saat oldu. 2,5 saattir herhalde en az 200 kişi izlemiştir sergiyi. Hı? Hocam nasıl? Sen mi? Bayağı iyi. Zabıta müdürünü arayınca çözüldü. Zabıta mı ödeyecek bu? Yani amirlerin haberi var tabii. Alttaki personel sayısı çok olduğu için herkese duyuramamışlar demek ki vaktinde. Yani kaldırtırmak için geldiler ama çözdünüz galiba. Tabii yani belediye başkanımızın desteğiyle zabıta müdürümüzün... Yasa dışı ocağının içeri atarlar. Türkiye burası yavrum. Yani ben şuraya geleyim. Şuraya gelene kadar ben nerelerden geçtim. Yani hadi bakalım şuraya asalım değil yani. Biz bir haftadır bunun bürokratik işlemlerini yapıyoruz. Tamam, uzaylı işinden mi geçiyoruz? Hocam, tekrar. Salı günü kalanları gidip toplayacak. Bugün dahil 5 gün. 5 gün kalacak. 5 gün, evet.
Yani dayanabildiği kadar diyelim. Ben 5 gün kalabileceğini pek zannetmiyorum. Yani 2 gün dayansa ne güzel. Geceyi yalnız geçirecekler. Elini kesme sakın ha. Cumartesi dedim. Elini kesilmesin.